28 Şubat deyince her zaman olduğu gibi tabii ki eğitim geliyor aklımıza. İmam hatiplerimiz kapatıldı. Başörtülü öğrencilerimizin eğitimine eğitim hakları elinden alındı. O dönemlerde benim kız kardeşim okuyordu. Hiçbir meslek sahibi olamadı. 28 Şubat 1997 ve o zamanlarda kendi yaş itibariyle olmadığım ama büyüklerimden ve dedelerimden bilhassa medyadan öğrendiklerimle çok zorlu ve çetin bir yıllarda geçtiğini anlıyorum. Şimdi aklımda kalan, biz o zamanlar tabii tam olarak aklımız pek idrak etmiyorduk ama televizyondan öğrendiğimiz kadarıyla Ankara'da askeri araçların, tankların yürüdüğünü öğrendik. Devlete askeri baskının olduğunu öğrendik o zamanlarda. Ben yaşım itibariyle fazla bir şey hatırlamıyorum. Daha çok anne babalarımızın anlattıklarını falan hatırlıyorum. O günü hatırlamıyorum ama ben 15 Temmuz darbe gecesini hatırlıyorum. O gün bizzat kendimle canlı şahit oldum. Ankara'da yaşıyorum da. Külliye'nin oraya gitmiştik hep beraber. Nereden baksanız 150 bin, 200 bin insan vardı ve herkes bir bütün olmuştu o gün. Herkes yine şehitler ölmez, vatan bölünmez, Türkiye sloganları falan diye herkes bağırıyordu, tek bir vücut olmuştu. Yaşımız gereği 28 Şubat'ı biz gençler yaşamadık. Büyüklerimizden ve basından öğrendiğimiz kadarıyla milli iradeye kastedilmiş bulunmakta. Bizler 15 Temmuz'u yaşadık ve milli irademizi korumak için de meydanlardaydık. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkabilmek için verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Biz de gençler olarak diyoruz ki dün olduğu gibi bundan sonra da milli irademizi korumaya devam edeceğiz. Şarkıları susturmak, hakları gasp etmek ve demokrasiyi kirli postal ve paletlerle çiğnemek için yola çıktılar. 28 Şubat 1997 Türkiye Cumhuriyeti tarihine önüne postmodern sıfatı iliştirilmiş bir darbenin gerçekleştiği gün olarak geçti. Genelkurmay Başkanlığı'nda medya ve yargı mensuplarına briefingler başlatıldı. 28 Şubat'ın generalleri ayakta alkışlandı. Beşli çete olarak anılan meslek örgütleri de darbecilerin yanındaydı. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında yer alan fiiller, irtica tehlikesinin unsuru ve laiklik aleyhtarı fiil olarak damgalanıyor ve kayıtlara geçiriliyordu. Başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, her fırsatta ikna odalarında aşağılanıyordu. Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu? Camiler gözetim altına alınmış, imam hatiplerde okuyanlar fişlenmiş, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmişti. Bu terine katılmama müsaade edilir miydin? Bunlar böyle bir haksızlığa uğradılar. Bu ayrımcılık, bu haksızlık ülkemizde pek çok gencin ciddi bedeller ödemesine yol açtı. Orada çok büyük hakaretlere uğradı. Ama o hakaretleri yapanlar şu anda nerede? MGK toplantısından 24 gün önce Sincan sokaklarına 20 tank, 15 zırhlı araç çıkartıldı. Asker gerekirse bunları kullanırız diyordu. Peki hükümetin ev ödevinde neler vardı? 8 yıllık kesintisiz eğitim, imam hatiplerin kapatılması, dindar kişilerin kamudan atılması ve istihdamının önlenmesi, İslam dünyasıyla tesis edilen diplomatik girişimlerin sonlandırılması. Bu şarkı burada bitmez. Çünkü biz bir maraton koşucusuyuz.